Bitki ve ev dekorasyonunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Peki kendimiz evimizde bitki aranjmanımızı yapabilir miyiz? Hepsini işin uzmanından öğrendim. Bugün bitki tasarımı ve ev dekorasyonunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini Yasemin Gazanker'den öğreneceğiz. Yasemin Hanımcığım, burası çok şık gözüküyor gerçekten. Hepsini siz mi tasarladınız? Yani genel anlamda tabii bitki tasarımları bana ait. Ürünlerin bir kısmı ithal, bir kısmı yerli. Kendi tasarımlarımız. Peki ev tasarımında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kişisel tercihlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Trendlere bakarak yaptığımız dekorasyonlarda ev içinde kendi kimyamızla uymadığında mutsuz olabiliyoruz. Çocuklarımıza, ailemizdeki zevklere, eşimizin zevkine, kendi zevkimize dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz yaşam tarzımız evimizin içindeki dekorasyonu etkiliyor aslında bana göre. Peki en trend objeler nelerdir bu yıl? Aslında bu yılın trendi dünyaya baktığımızda biraz daha renkli, daha hippie, daha küt kesimli, kare kesimli, daha grafiti işler trend. Şurada da bir bitki görüyorum. Bunun adı nedir Yasemin? O sukulent cinsi, bir çevre cinsi. Yani bunlar mesela, şimdi bu bir şarap kadehi, kristal bir kadeh bu. Bunun içine ne daha büyük, daha uzun bir bitkiyi, yani bu tür bir bitkiyi dikebilirsiniz ya da daha kısa. O simetriyi nasıl ayarlıyorsunuz? O bir herhalde o yetenek. Yine dekorasyon stillerinde hep büyük sehpalar var. Büyük sehpaların üzerinde bir şekilde tepsilerle, dergilerle doldurmaya çalışıyoruz. Orta sehpalarda veya konsol üstlerinde bu tip tepsiler kullanılabilir, bu tip küpler, kavanozlar kullanılabilir. Böyle bir set veya bunların goldları, gümüşleri evin dekorasyonuna göre değişiyor. Yani böyle bir setin de ortalama fiyatı işte içindeki çiçekleri, bitkileri, objeleriyle beraber 1700, 1500, 1700 lira arasında değişiyor. Ben bu sene dekorasyonda cam objeler kullanmayı, şamdanlar kullanmayı planlıyorum aslında. Genel anlamda şamdanlar, mumluklar cam olacak ve biz sadece ışığı göreceğiz yaktığımız zaman. O zaman ben çok sabırsızlanıyorum. Bir an önce atölyeye inmek istiyorum. Beraber çiçek aranjmanı yapacağız Yasemin Hanım'la birlikte. Bakalım hangi çiçeği nasıl bir kapla kombinlememiz gerekiyor? Nasıl bakmalıyız? Evet, hepsini sizden öğrenmek istiyorum. O halde aşağıya inelim. Çok güzel süsler var burada görüyorsunuz. Şöyle pırıltılı taşlar. Gerçekten bu kadar özenle seçildiğini ben bilmiyordum. Çünkü çok fazla ayrıntı var burada görüyorsunuz. Biz şimdi ne yapacağız Yasemin Hanım? Sizin menekşe sevdiğinizi biliyorum. Az önce de bahsetmiştik zaten. Evlerin olmazsa olmazı menekşeler. Şimdi menekşe baktığınızda pazarda bile satılabilen en ucuz bitkilerden bir tanesi. Şimdi biz bir sizin elinizde bir menekşeye değer kazandırıp pahalı hale getirelim. İkimiz ayrı ayrı şeyler yapalım istiyorum ben. Ben de bir tane kaktüs aranjmanı gibi bir şey yapmak istiyorum burada. Step step gidiyoruz. Ben tasarımı yapmadan önce çiçeği objenin içinde bir görmek istiyorum. İşte simetri dediğimiz şey orada oluşuyor. İç drenajlarını oluşturmamız gerekiyor objemizin. Bunun içerisinde zaten bir miktar drenaj malzemesi var. Tekrar köklendirip yeniden kullanabiliriz. Evet, kabımıza yerleştirdikten sonrasında da yaprakları simetriye uygun şekilde koparabilirsiniz. Ben de yapayım. Nasıl bir toprak tercih etmemiz gerekiyor? Torf kullanıyorum ben genelde.
çok az daha toprak eklemem gerekiyormuş. Yasemin Hanım öyle söyledi. O yüzden ben de biraz daha buraya toprak ekliyorum. Evet. Şimdi şöyle elimizle okşar gibi yerleştirelim toprağını. Tasarımlarımız bitmek üzere. Ben kelebekler tercih ettim. Burada görüyorsunuz Yasemin Hanım'ın tasarımı tabii çok çok daha farklı ve çok güzel oldu. Neler yaptınız Yasemin Hanım? Ben biraz daha kızılderili teması yaptım. Menekşelerimiz bitti. Şöyle göstermek istiyoruz. Yasemin Hanım'ın dediği gibi bu benim tasarladığım menekşe ve kabı daha modern evlerde. Şöyle tüylerle süslediğimiz menekşe kabımızı da klasik evlerde tercih edebilirsiniz. Bana gerçekten terapi gibi geldi. Siz de deneyebilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere.